Evet, hemen selamünaleyküm, ekran görüntüsü yapıyorum. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Evet, yeni ünitemiz. Buradan devam edeceğiz. Evet, burada bir küçük kız çocuğu gördüğünüz gibi makyaj yapıyor. Bununla ilgili bir metin. Önce ben bir okuyorum. Herkes karşımda mı? Kimler var kimler? Şöyle hızlıca bir tarayayım. Evet, tanıdık isimler dersimize katılmışlar. Evet. Dime. Hel ene cemiletün? Ezunnu zalik. Uhibbu en eda'a zinete ala vechi fil beyti fakat. Lienne ümmi تقول إنني صغيرة أهتم بعيني وخدي وأسرح شعري دائما لكن أنفي كبير قليلا وأذني صغيرتان أريد أصبح مثل أمي لأستخدم كل أدوات الزينة أتمنى أن أكبر بسرعة أتمنى أن أكبر بسرعة. كم okumak ister؟ Var mı okumak isteyen Ben okudum arkadaşımız? hocam. Buyur. Evet, bilmeden Zoom çıktı. Ne oldu anlayamadım. Kusura bakmayın. Şu an sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet hocam. Yani kazara mı bastım, çıktım, ne oldu? Bilemedim. Tam Sümeyye'ye oku diyecektik. Bizden Tam de ben çıktı hocam. Hepsini okudum hocam. Ama baktım ki çıkmış. Ha, bir daha Sümeyye buyurur musun? Dime'nin metnini okuyalım, senden dinleyelim. Hocam. Hel enna cemiletun ezunnu zalike. Uhibbu en eda'a zinete ala vecihi fi beyti fakat. Li enne ummi takul. İnneni sagiretun. Ehtemmu bi ayneye ve ceddeye ve usarra. Haddeye. Haddeye. Pardon hocam. Ve haddeye usarrihu şe'ri daimen. Lakinne anfi kebiretun kalilen. Ve uzunneye sagireten. Uridu en usbiha misle ummi. Li estağdimme külle adavati zinet. Etemenne enne ekbere misuretin. Evet, güzel. Şimdi hemen bakalım ne demiş burada. Dime küçük bir kız kendi kendine konuşuyor. Elinde de makyaj aletleri var. Hel ene cemile. Kendisine soruyor. Ben güzel miyim? Aynı neyi hatırlatıyor bizi masallarda? Ben güzel miyim diye soran bir kadın var. Aynı söyle bana. Evet, neredeydi o? Şeydeydi değil mi? Pamuk Prenses değil miydi? Makyaj diye not aldım. Onu gönderiyorum hemen. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Bunu gönderelim. Bunu izleyin. Orada da soruyordu değil mi? Benden güzel var mı? Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler. Hatta şöyle kısaca bakalım o sahneye. Bu vesileyle. Nerede oluyordu? Bu sahne tabii bayanlar, kızlar genel olarak herhalde güzel olmayı istiyorlar değil mi? Bayanlarımız ne der bu duruma? Böyle aynaya bakıp benden güzel var diyorsunuz mu?
evde, okulda, şehirde, mahallede? Var hocam mı? Öyle değil de tipime düzgün mü diye bakıyorum. Nasıl? Tipime düzgün mü diye bakıyorum daha çok. O, anlayamadım ki. Ne bakıyorsunuz? Tipime düzgün mü diye. Vallahi ben anlayamadım dediğini. Tipimiz düzgün mü diye bakıyoruz dedi hocam. Ha, tipimiz düzgün mü? Evet, en azından orta halde takılıyorsunuz. Evet, burada da size tercüman olan biri çıkmış. Hel ene cemile. Ben güzel miyim? Ezunnu zalik. Zannederim ki, yani emin değil, kesin değil. Sanırım zalike öyleyim. Yani ben güzel miyim? Sanırım öyleyim diyor. Uhibbu en ed'a zinete ala veci fil beyti fakat. Evet, güzel. Uhibbu severim. Evet, şurası arkadaşlar tamamı, şu bölgenin tamamı yüze makyaj yapmak demek. Nereden geliyor? Zaten veç yüz demek. Zinet, süs. Biz buna makyaj diyoruz. Ada'a ise arkadaşlar vada'dan geliyor. Vada'a. Vada koymak. Zinet, süs koymak. Yüzüme süs koymak. Sonra biz böyle çevirmeyeceğiz bunu. Ne diyeceğiz? Yüzüme makyaj yapmayı severim diyeceğiz. Tabii şu nokta da önemli. Biz söylüyoruz ama yine aynı noktada tıkanıp kalıyorsunuz. Vada'a. Vada'a fiil arkadaşlar. Tek başına koymak anlamı olduğu gibi yanında gelen kelimeyle farklı anlamlar oluşturacak. Vada'a zine mesela. Yani süs koymak demeyeceğiz. Buna ne diyeceğiz? Süslenmek. Yani makyaj yapmak olarak ad vereceğiz. Makyaj. Şunu da diyelim. Şaara fiilimiz vardı değil mi meşhur? Şaara ile ilgili neredeydi? Şaara'nın kelimelerle beraber farklı anlamlar oluşturacağını söyledik. Şaara bil kalak, şaara bil elem. Şu sayfa dolacak kitap boyunca. Aynı onun gibi arkadaşlar vada fiili içinde ayrı bir sayfa açın. Çünkü vada arkadaşlar yanında gelen isimle beraber çok farklı anlamlara girecek. O yüzden ben bir tanesini yazdım şimdi. İleride vada'a ne bileyim hutta gelecek. Vada'a beyda gelecek. O gelecek, bu gelecek. Anlamlar genişleyecek. Dolayısıyla vada'a yani kendi anlamı olan koymaktan öte anlamlar taşıyan ikinci bir fiil. Şe'ara, vada'a. Bunları önemseyin. Umarım yapıyorsunuzdur. Pek yapıyor gibi hissetmiyorum ama siz bilirsiniz, biz yolu gösteriyoruz. Evet, fakat sadece yani evde küçük kız olduğu için makyajı sadece nerede yapabiliyor? Evde yapabiliyor. لِأَنَّ اُمِّي تَقُولْ Engel ney? Annesi. Çünkü annesi ne diyor? İnneni sagiratun. Evet, annesi kendisinin yani benim küçük olduğumu söylüyor. Dışarıda makyajlı çıkmasına izin vermiyor. Ehtemmü bi ayneyye ve haddeyye. Evet, şurada arkadaşlar ayneyye, haddeyye, daha sonra üzüneyye. Şu üçüne dikkat. Çok önemli bu. Bununla ilgili özel bir açıklama yapacağım. Evet, normalde ne diyor? Gözüme, yanaklarıma özen gösteririm diyor. Tabii Arapçada iki rakamı, şu bir arkadaşın ne hışırtısı geliyor. Kim o acaba? Onun sesi. Evet, onunla ilgili özel bir açıklama yapalım. Çok önemli. Yani sadece buradaki kelimeyi iki yanak, iki göz olarak düşünmeyin. Bunun için de bunu çok kullanacağız. Çünkü vücudumuzda birçok organ iki tane olduğu için kullanımı karşımıza çok çıkacak. Buna göre şöyle bakalım, nasıl anlatayım. Ayn kelimesinden başlayalım. Şu sıralamayı iyi takip edin. Aynün ne demek arkadaşlar? Göz. Bir göz değil mi? Bir göz.
Ben bunu iki göz yapmak için ne yapıyorum? Aynen. Sonuna Elif Nun getiriyorum değil mi? Aynen. Aynani. Ne oldu? İki göz oldu. Peki benim iki gözüm diyeceğim zaman normalde benim demek için kelimenin sonuna ne getiriyorum? Ye getiriyorum. Kitap, kitabi. Peki burada o olacak mı? Aynani. Aynanini gibi bir şey olur değil mi? Ye getirirsem. Aynani. Ama Arapçada arkadaşlar, Arapçada şu ye'yi koyalım. Şöyle bir şey var. Daha önce kısa geçti. İleride geçeceğini söylemiştim. Şimdi benim diyor. Burada da gözüm diyor. Bu isim tamlaması. İsim tamlamasında tamlanan kelime yani muzaaf ögesinde nun varsa arkadaşlar düşer. Evet nun varsa bu düşüyor arkadaşlar. Yani y geldiği için bunu düşürecek. O zaman aşağı iniyorum. Bu durumda ne olması lazım? Ayne. Düştü. Nun düştü. Yana ne getiriyorum? Y getiriyorum. Yani iki gözüm bu şekilde diyebiliyorum. Ayne ye. Evet. Ayne ye. Peki burada nasıl gelmiş bunlar? Ayne ye ve haddeye ve üzüne ye diye gelmiş. Tabii biz gramer işlemediğimiz için şu benim ekranı karalayan arkadaşlar gramer işlemediğimiz için detayına girmiyoruz. Ama şuradaki elif yumuşamaya gidiyor arkadaşlar. Yani buradaki bir harfi celinden dolayı veyahut da buradaki lakin neden dolayı bazı durumlar kelimeleri yumuşatır. Yani şuradaki elif kural gereği, kuralı şu an açıklayamıyorum. Neye dönecek? Y'ye dönecek. Her zaman mı? Hayır. Bazen bu şekilde kullanıyoruz. Aynaye, üzüneye, işte ne var? Ziraaye, ki ketifeye, neyse. Kullanıyoruz. Ama bazen de elifin Y'ye yumuşaması var. İşte bu elifin ne zaman yumuşayacağını, ne zaman yumuşayacağını ileride göreceğiz. Ama şu an yumuşamışı farz edersek aynaye'deki elif de Y olursa ne olur? Burada da bir Y var. Bu elif de Y'ye döndüğünde ne oluyor arkadaşlar? Aynaye. İki tane Y oluyor. Fark ediyorsunuz mu? Aynaye. Neyse aynaye şeklinde oluyor. İşte söylemek istediğim durum şu arkadaşlar. Bu y'lerden bir tanesi aslında ne y'si? Elif'in y'ye dönmüş hali. Yani o y'lerden birisi neye işaret ediyor? İki rakamına. Diğer y neye işaret ediyor? Benim. Benim anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun anlamı ne oluyor? Benim iki gözüm. Tabii biz iki rakamını bu şekilde kullanmıyoruz. İki gözüm yerine ne diyebiliyoruz? Gözlerim diyoruz. Yani Türkçe'de bir kelime çoğul ne zaman oluyor? İki olunca. İki rakamı Türkçe'de ler'ler gerektiriyor. Ha çok vurgu yapmak istersek, belli etmek istersek iki gözüm diyoruz. İki gözüm, iki çeşmem diyoruz. Ama genellikle mesela gözlerim görmüyor. Yani iki gözüm görmüyor demiyoruz değil mi? İşte gözlerim kör oldu. Gözlerim işte ağrıyor. Gözlerim yaşardı. Arapça olarak düşüneceğiz. Arapçada iki rakamı önemli. Dolayısıyla bu şekilde karşımıza geliyor. Mesela diğer kelimeyi bir örnek daha yapalım. Diğer kelime üzerinden gidecek olursak. Mesela üzün. Aynı mantık. Üzün. Üzün kulak demek. İki kulak diyorum. Üzüneni. Üzüne. Bu iki kulak. Kime ait olduğu belli değil. Ama benim iki kulağım dediğim zaman
Oradaki nun düşüyor, y geliyor. Üzüne ye, yerine göre. Yerine göre de ne diyorum? Üzüne ye diyorum. Evet, bizim burada bilmemiz gereken arkadaşlar, bu sese kulağımızın hazır olması. Size tavsiyem, siz de gidin vücut organlarını, işte ketif, ketifeni, ketifeye, ketifeyye, haddün, haddani, işte haddaye, haddeye. Buna alışın, diliniz alışsın. Ayneyye, üzüneyye, ketifeyye. Buna gözünüz ve diliniz alışsın. İşte bakın, burada gördüğünüz gibi ayneyye, haddeye ve üzüneyye. Bunları gördüğümüz zaman bir, iki olduğunu hatırlayacağız. İki, benim olduğunu hatırlayacağız. Tamam. Bunları ileride daha detaylı göreceğiz. Ama şu an geldiği için bilmeniz gerektiği kadarı söylemiş olduk. O zaman iki gözüme önem veririm demiyorum. Gözlerimi önemserim. Gözlerime itinayla bakarım. Haddeye, yanaklarıma. Yanaklarıma önem veririm. Üsarü şari. Tabii şar arkadaşlar genel bir kelime. İki rakamı olmadığı için şareye dememiş. Şareye dese iki tane saçıma önem veririm olur. Kafada bir sürü saç var değil mi? Dolayısıyla burada şari olmuş. Aradaki farkı görmeniz için saçımı tararım. Üsarrihu. Saçımı tararım daimen sürekli. Lakin enfi. Burunda bir tane arkadaşlar. Burun da bir tane olduğu için enfi. İki tane olsaydı ne diyecektik? Şuradan enfi. Yola çıkarak. Enfeyye. Hayır. Enfeyye. Evet, enfeyye. Enfeyye. İşte buna alışacağız. Hemen söyleyebileceğiz bunu. Lakin de enfeyye olur. Ama iki burun olmadığı için. Lakin de enfi kebirun kalilen. Evet, fakat burnum büyüktür. Hadi çağır şey. Evet, burnum büyüktür. Aranızda burnu büyük diye böyle burnu gözüne batan var mı? Mesela Lazlar vesaire. Şeref Aktürk. Şeref. Efendim hocam. Burnundan memnun musun? Hocam pek memnun değiliz de yani. Burnundan memnun değilsin. Acaba nasıl bir burnun var? Hocam şey ya, ben biraz burnum şey kırık olduğu için şekli değişik. Allah, bula bula seni mi buldum bu kadar kişi arasında? Vallahi hocam bilmiyorum, ben de saklanıyordum da. Buldunuz yani, hissettiniz mi, ne ettiniz? Vallahi Allah işte böyle yönlendiriyor. Tam adamını buluyoruz. Bir de şimdi bayanlardan birine laf atalım bakalım. Bayanlar şimdi burnuna bakıyor. Herkesin eli burada. Acaba bir şey var mı falan. Evet, kime laf çakalım? Aslı Deniz, burnundan memnun musun? Hel enti saide bi enfike. Enfiki. Aslı? Aslı bir şey diyemiyor. Söylemediğine göre memnun değilim. Evet, Şeyma Kambir. Hel enti saide bi enfiki? Evet hocam. Ceyit. Enti radiyetün. Enti radiyetün bi enfiki. Maşallah. Enti radiyetün an rabbik. Evet, güzel. En azından bir tane memnun olanı bulduk. Evet, genel olarak insanlar da burunla ilgili sıkıntısı var. Burnuna bakıyor. Uzun mu, kısa mı? Hatta Güldür Güldür Show'da bir tane uzun burunlu biri var. Hep o mizah konusu oluyor. Birçok insan burun estetiği yapıyor. Hatta İran'a gitmiştim 10 gün. İran'daki sokağa çıkın. Bayanların burnu hep böyle alçılıdır. Ne deniyor? Yara bantlıdır. Estetik yaptırıyorlar. Orada çok yaygın. Ama tabii Allah'ın verdiği burun, yani ciddi bir kusur olmadıkça, nefis alamama vesaire, sırf insanlar şöyle der, böyle der yerine burundan hoşnut olmak lazım.
rıza göstermek lazım. Evet, fakat burnum büyük, az büyük diyor. Burnundan dolayı rahatsızlığını söylüyor. Üzüneyye, bakın üzün, üzüneni, üzüneyye, sagiraten ve kulaklarım küçük. Diyor ki kulaklarım biraz büyük, burnum da biraz küçük olaymış. İşi kurtarırmışız diyor. Şimdiden estetik şeyi, yani küçücük bir kız artık izlediği filmler çevresi nasıl etkilenmişse böyle bir hayal içerisinde "Üridu en usbiha misle ümmi" annem gibi olmak istiyorum. Evet, annesine özeniyor. Demek ki annesi sürekli süsleniyor. Sürekli estetik kaygısı taşıyan biri. Değil mi? Evet. Yani mesela benim bizim camiada çok dikkat çeken bir durum. Mesela kapalılar, tesettürlüler ama kendi çocuklarına, kızlarına gelince farklı bir şey biçiyorlar. Mesela kapalı bir anne, kızına bakıyorsun, açık, ne bileyim, serbest. Yani normalde kendisini giyemeyeceği şeyleri giydirebiliyor. Bu da enteresan geliyor bana. Mesela ya anne kendi duygularını, kendi iç dünyasındaki şeyleri çocuğuyla mı yansıtmak istiyor? Ya da çocuğu hevesini alsın mı diyor? Bilemiyorum ama genellikle bunu görüyorum. Benim akrabalar vesaire bakıyorum. Annesi kapalı. Kızını açmış. Saç, baş, ayak, bacak hepsi ortada. Yani böyle bir özenti içerisine sokuluyor çocuklar. Bu noktada da çelişki olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Her hocam haklısınız, biz de çok görüyoruz sokaklarda. Evet hocam, haklısınız. İş yürekle bitiyor. Yani ağaç yaş gene iyidir. Atalarımız boşuna dememiş. Yani sen küçükken öyle alıştırırsan büyükken nasıl kendin gibi yapacaksın? Demek ki senin örtünmen ne denir? Gelenek olarak oluyor. Dini olarak olmuyor. Ya bazen hakikaten çok şaşırıyorum. Yani normal bir açıklık değil. Tamamen süslemiş, püslemiş vesaire böyle şaşırtıcı görüntüler var. Dolayısıyla aslında bu parça bize bir şey de anlatıyor. Yani küçük çocuk bu heves içerisinde ama bu hevese kendisi girmiyor. Yani anne babasının çevresinin ne kadar etkisi olduğunu anlayabiliriz. Bu anlamda şurada da bir videom var. Bunu da göndereceğim. Küçük bir çocuk işte annesinin malzemelerini kullanarak ne yapıyor? Makyaj yapıyor. Tabii yanlış makyaj yapıyor. Bunu da atayım. Bunu da atalım. Bunları da izlersiniz. Az bir Arapçası var. Arapçayı yazmışım ya. Bu Arapça yazınca da böyle. Evet, buna da bakarsınız. Biz devam edelim. Evet, ne dedi? Annem gibi olmak istiyorum. Ne için annesi gibi olmak istiyor? Sebep ne arkadaşlar? Li estahdime. Kullanmak için. Tüm malzemelerini kullanmak için. Evet, külle hepsini edevati zine. Evet, tüm makyaj malzemelerini kullanmak için annem gibi olmak istiyorum. Etemenne, temenni ediyorum. En ekbera bi sur'a. Kebir. Kebir kelimesinden Allahu Ekber'den hatırlayın. Nedir? Büyümek. Kebura yekburu. Hızlıca büyümek istiyorum. Evet, bu parçada arkadaşlar zanne fiili önemli dedik. Vada fiili önemli. Yanında gelen kelimeyle beraber güzel anlamlar oluşturulduğundan, önemsediğinden bahsettik. Aynı şekilde iki organ olan vücudumuz, onların nasıl iki rakamıyla benim dendiğinin öneminden bahsettik. Bu noktalara özellikle dikkat edersek bu parçayı iyi anlarız. Var mı sorusu olan? Hocam, ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki.
Bu vücudumuzda iki olan unsurları müennes olarak mı kabul ediyorduk? Onu soracağım. Evet, çoğu müennes kabul ediliyor. Ayn kelimesi mesela müennestir. İşte ne var? Onun gibi aklıma gelmiyor. Hepsi değil ama çoğu. Çoğu mesela müennes. Kulak hocam. Nasıl? Kulak mesela. Yani kulak müennes diye duymadım. Hatırlamıyorum. Bakmak lazım. Şuradan belli oluyor mu mesela? Üzüneyye sagiraten. Evet, müennes. Çünkü mesela sagiraten demiş. Kapalı hocam. T olarak kullanılmış. Onun dışında ehtemmü bi ayneyye. Yani çoğunluk öyle geçiyor ama çok böyle o müennestir, bu müzekkerdir. Çok önemli bir konu değil. Bizim ihtiyacımız kadar. Genellikle sorulursa ayn kelimesi sorulur. Kalp mesela tekil ama bu da müennes mesela. Değişebiliyor. Evet, hemen sorulara bakalım. Limâzâ tadâ dîmetez zînete fil beyti fakat. Evet, neden evde sadece güzellik, makyaj yapıyor? Li'ennehiye sagîra. Evet, cemil. Li'ennehe sagîratun. Güzel. Bimâzâ tehtemmü dîme. Evet, dîme neye önem veriyor? Evet, var mı cevaplayacak? Evet. Buyursunlar. Tehtemmü bi ayneyye ve kalbeyye ve usâlihu şâri daimen. Ama ona göre yapacağız. Hiye yo. Evet. Mesela ehtemmü ben, o diyeceğiz tehtemmü. Tamam, tehtemmü dedim de anlaşılmadı herhalde. Ha öyle mi? Tehtemmü, evet. Aynihe dememiz gerekmiyor ama aynihe ve veddahe. Ha, burayı da kastediyorum zaten. Tehtemmü bi ayneyye. Evet. O benim gözlerimi evet, önemser. Aynihe ve hatteyha ve usarihu şariha daima. Heh. Evet, güzel bir nokta ortaya çıkıyor burada arkadaşlar. Biz bunu benim için yaptık ama mesela şu onun için olursa artık y'lerden biri gider. Değil mi? O zaman ne olur arkadaşlar? Bir tane ye kalır. Üzüney üzüneyha olur. Onun aynayha, onun iki kulağı. Ayneyha, üzüneyha vesaire. Dolayısıyla bu sadece benim zamirine mahsus bir durum. Evet, güzel. Limâzâ türîdü dîme en tüsbihâ misle ümmihâ. Neden dîme annesi gibi olmak istiyor? Ben söyleyeyim mi hocam? Evet, Ümmü Gülsüm. Yenne estetikle edvatin nezine. Evet, şu Aslı mı, birilerinden sesler geliyor. Şu seslere dikkat edersek tam bir şey söyleyecek biri pat diye ses geliyor. Evet, neydi sebep? Hiye türidü. Neydi soru? Soruyu unuttum. Şey, annesi gibi neden olmak istiyor? Ha, şurada cevap değil mi? Lit testahdime. Burada E'yi ne yapacağız? E'yi T'ye dönüştüreceğiz. Testahdime külle devatti zine. Evet, doğru. Teşekkür ediyoruz Ümmü Gülsüm. Evet, arkadan alıştırmaları yapalım. Yüzle ilgili bir alıştırma. Üktüb kemel finne müzeç. Bir, gördüğünüz gibi aynı demiş. Sizlerden alalım. İkiye ne diyeceğiz? Evet, iki nereye gösteriyor? Evet, enf dediniz. Bakalım. Enf'ün doğru. Evet, üç ne diyoruz arkadaşlar? İsnan. Evet, esnen. Esnen. İsnen dersek? İsnen. Bu şey, iki olur. Ama İsnan peltek seyri değil mi hocam? Pelteği de var, evet, doğru. Yani oradan da ayırabiliriz ama bu fethalı, bu şey. Diğeri esreli. Evet. Dört. Lisan. Değil mi? Evet, dili gösteriyor lisan. Sanki. Lisan dedi arkadaşımız. Lisan. Evet. Beş. Hatte. Evet, haddün. Yanak. Tabii bir yanak gösterdiği için bir haddün bir yanak demek. Haddani demedi. Altı neymiş? Uzun. Evet. Uzun. Kulak. Daha sonra ne var? Sekiz.
7'de ise alın. O da cephe. Cephe olarak karşımızda. Evet, şimdi bir parça var. Kaç dakikamız var? Şu açma, şunları gönderdim değil mi? Makyajla ilgili ne var ne var? Aynı anda bilgisayarda çok şey yapmak gerekiyor. Kafam karışıyor. Bir ona gir, bir kalemi bul, bir onu şey yap. Bazen kafam zorlanıyor. Evet, vücuda yolculuğu şey yaptık. Evet, bir de arkadaşlar bu Pinokyo burnunun uzamasıyla ön planda. Rapunzel de saçıyla ön planda. Bunları da atacağım. Bir de güzel kadının özellikleri var mesela. Farklı vücut organlarından bahsedilmiş. Bir de saçla ilgili bilgiler var. Onları atacağız. Şöyle kısaca bir tanıtım yapalım. Evet, Pinokyo'yu biliyorsunuz. Bunu izlersiniz. Bir de Rapunzel var değil mi? Saçını ve saçını indir diyor aşağıya. Evet, saçı uzundu ve saçı ne gibiydi arkadaşlar? Altın gibiydi. Bunları da atalım. İzlenecek çok şey var. Pinokyo ve al şimdi Arapça yazdı. Pinokyo ve Rapunzel diyelim ve gönderelim. Evet, şimdi arkadaşlar yeni konu yarım kalmasın. Araya şimdiden çıkalım. Bir sonraki derste de üniteyi bitirelim. 44 geçiyor arkadaşlar. 15 dakika ara veriyorum. Saat 1'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm. Vay, mesela.